Seyirciler, Ankara'dan merhaba. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuz var. Dış yatırımları, ekonomiyi konuşacağımız önemli bir STK'nın başkanı, Dünya Ekonomik Kalkınma Strateji ve İşbirliği Merkezi Başkanı Sayın Alperen Buray, Ekonomik Koordinatörü Tuğba Durmaz Hanımefendi. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Keyifli bir program olur inşallah. İnşallah, inşallah. Özellikle yatırımı düşünenler bu programı izlemeli diyoruz değil Doğru mi? Doğru söylüyorsunuz. Dış yatırımı. Dış yatırımı. Alperen Bey, sizden başlayalım. Siz kendinizi bir tanıtın, Dex'imi tanıtın. Buyurun. Ben bizi programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum Kanal 5'e. Daha iyi yerlerde olmasını da ümit ediyorum. İnşallah da olacaktır. Dex'im Derneği 2009 yılında kurulan ve içerisinde 40'a yakın iş adamının oluştuğu ve Avrupa Türk İş Adamları Federasyonu ile beraber kurulan bir STK. Şimdi Dex'im hedefleri içerisindeki yapılanmalarda tamamen ihracat odaklı organize olmuş ve buna göre programlarını ve tüzüğünü hazırlamış bir dernektir. Evet. 2009 yılında tüzüğünde Türkiye Ticaret Merkezleri kurulmasını yazan ve dış dünyaya ancak yerelde bir merkezleşildiği zaman Türk ihracatçılarının daha yoğun oralardan talep göreceğini ve ihracatın artacağını o günlerde öngörmüş olan bir sivil toplum örgütü. Dex'im aynı zamanda kendi bünyesinde üyelerinden aidat almayan, hizmet karşılığında insanlara bir şeyler vermeyi planlayan, Türkiye'nin iş adamlarını dışarıya çıkartmaya çalışan ve üretimi artırmayla ilgili hedeflenmiş bir sivil toplum örgütüdür. Peki bu iş zor değil mi? Yani dünyayı gezeceksiniz, dünyayla ilgili entegre olacaksınız, orada iş adamlarıyla beraber yatırım yapacaksınız. Zor bir işe mi talip oldunuz? Ticaretin zaten kendisi başlı başına zor. Fakat bu bir sevda, yani bu bir heyecan, bu bir umut. Yapılması mümkün değil. Neden? Çünkü siz kendi ticaretinizin dışında başka insanların ticaretlerinin açılmasıyla ilgili mücadele ediyorsunuz. Buradaki hedef şu, dünya derken Türk insanının ufkunu ve vizyonunu içeren bir kavram çerçevesinde bu gelişti. Yoksa işte Etiyopya Ticaret Derneği veyahut da işte Türkiye İş Adamları Derneği gibi bir dernek kavramı oluşturabilinirdi. Ama biz sadece denizde bir damla oluşmasını, o dalganın yayılmasını hedeflediğimizden dolayı dünya. Sonuçta bir yerde yerleşeceksiniz ve oradan genişlemeyi hedefleyeceğinizden dolayı da bu anlamda dünya kavramını kullandık. Tuğba Hanım'a soralım. Önce sizi tanıyalım. Daha sonra da bir bayan olarak bu konumda olmak, dış yatırımlarla ilgili, ihracatla ilgili konumda olmak nasıl bir duygu? Çok keyifli bir duygu. Öncelikle ben Tuğba Durmaz, Avrupa Birliği Proje Danışmanıyım. Dex'ime katılmam Alperen Bey'i tanımamla oldu. Çok keyifli bir dernek aslında. Burası ihracatı seven, yatırım yapmak isteyen. Fakat ihracatı hangi ülkelerde ne şekilde yapacağını bilemeyen insanları bizim yönlendirmemiz de olabilecek bir yer. Rehberlik gibi bir şey. Rehberlik gibi, evet, aynen evet. Öyle. O alanda da yine gönüllü olmak lazım. Yani evet, ticaret ekonomi var ama bu işe kendinizi adapte etmeniz lazım, fark etmeniz lazım. Dünyanın bir ucuna gidiyorsunuz değil mi? Erkek belki de bayan olarak da zor değil mi? Sanmıyorum. Ticaret olduğu zaman pek bayan erkek ayrımına girmemek gerekiyor diye düşünüyorum Aydın Bey. Daha açacağız bu konuları. Başka biz Dex'imi tanımak istiyoruz. Dex'imle ilgili hedefleriniz nelerdir? Oradan başlayalım. Dex'im hedefi Türkiye'deki üretici KOBİ'lerin her şeyden önce yurt dışına çıkmalarıyla ilgili eksiklerini tamamlama noktasındaki bir yapılanmadır. Çünkü bizim KOBİ'lerimiz dışarıya açılma noktasında dil sorunu başlı başına bir mesele. Karşı taraftaki pazar bulma noktasındaki endeksleri, araştırmaları, pazar araştırmaları ve hedeflerini oluşturma noktasında başlı başına problem.
Bunları ortadan kaldırmak için de Eksim yurt dışındaki organizasyon çerçevesinde sistemini tamamıyla üye KOBİ'lerine pazar bulmak, onların güvenli ticaret yapmasını temin etmek, ihracatın, Türkiye'nin ihracatının artmasına katkı sağlamak. Hedefimiz, hükümetimizin ortaya koyduğu 2023 hedefine, vizyonuna uygun bir şekilde çalışma programlamak. Çünkü Dexim aynı zamanda iddialı bir isim ortaya koyduğundan dolayı Dünya Ekonomik Kalkınma ve Stratejik İşbirliği Merkezi kavramı bizim coğrafi olarak da bulunduğumuz Türk dünyası, Afrika ve Avrupa gibi Türklerin yoğun olduğu bölgelerde stratejik olarak da ticari bir mekanizma ve sistem kurmak istiyoruz. Bu kavram çerçevesinde Dexim'in yapılanmaları ve hedefleri bu doğrultuda kendiliğinden gelişmektedir. Hadise Dexim'deki üye profili de her sektörde olacağından dolayı kendi bünyesindeki sektör yapısını hızla geliştirerek daha uygun şartlarda ekonomik olarak üyelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ve Türkiye'nin teknoloji transferine katkı sağlayarak gelişmiş ülkelerle ilişki kurup Türkiye'nin teknoloji transferinde ciddi bir pay sahibi olmasını hedeflemektedir. Peki diğer yatırımcı derneklerle aramızdaki fark ne? Şimdi Türkiye'de 12 binin üzerinde iş adamı derneği var. İş adamları derneklerimiz tabii ki kendi alanlarında çok ciddi organizasyon, birliktelik ve çalışma yapıyor. Fakat bizim aramızdaki fark, sadece en belirgin farkı şunu söyleyebilirim. Biz üyelerimizden aidat almıyoruz. Sadece hizmetlerimizin karşılığında üyeler derneğe katkı sağlayabilirler. İki, Dexim üyelerine pazar bulur, pazar araştırması yapar ve onlara ihracat yaptırır. Çünkü şu anda bu anlamda diğer iş adamları derneklerimizin bu doğrultudaki çalışmalarına katkı sağlama anlamında da biz yapılan her şeyi önemsiyoruz. Birlikte oluşulan her türlü olayın güzel olacağına inanıyoruz ama biz üyelerimize pazar buluruz, ihracat yaptırırız ve bunun sonucunda da ülke ekonomisine katkı sağlamasını temin ederiz. Tuğba Hanım'a dönmek istiyorum. Siz neler eklersiniz Sayın Başkan'ın söylediklerine? Dexim'le ilgili. Diğer iş adamları derneğinden farklı olmasının bence en önemli özelliği altyapısının çok dolu olması Dexim'in öncelikle. Evet. Dolayısıyla sistemli bir şekilde ilerlenecek ve bana göre bu dernek İlk dernek ticaret amaçlı kurulan, evet. Ticaret amaçlı yoğunlaşan ve iş adamlarını, yatırımcıların ihracatını kolaylaştırmak, pazar bulmak adına açılan tek yer burası. Evet. Peki başkanım, hangi sektörlerde faaliyet alanımız daha yoğunlaşıyor? Şimdi bizim faaliyet alanlarımız sektör bazında tamamını içeriyor. Her sektörden firmalar üye Dexim Derneği'ne. Fakat şu aşamada makine sektörü, otomotiv, iklimlendirme ve iş inşaat yapı malzemeleri doğrultusundaki sektör yoğunluğu daha fazla. Bunlarla da yurt dışına çıkma noktasında ciddi bir altyapı oluştu. Ekonomi Bakanlığı'yla da bu konuda 2016 sayılı tebliğ çerçevesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz Ekonomi Bakanlığı'yla? Ekonomi Bakanlığı şu anda mevcut hükümetin iş adamlarına sunmuş olduğu teşviklerin tamamını oluşturduğu bir mekanizma. Ekonomi Bakanlığı 2016 sayılı tebliğin içerisinde yurt dışına çıkış, yurt dışı pazar araştırmaları, yurt dışında showroom, depo ve ofis tutma gibi yapılanmalarını şu anda Türkiye Ticaret Merkezleri kavramı çerçevesinde genel yapıyı bir bütün içerisinde soktu. O bütün içerisindeki gelişmeyi de yurt dışında sivil toplum örgütleri, sektörel dernekler, sanayi odaları, ticaret odaları, ihracatçı birlikleri gibi kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin Ekonomi Bakanlığı'na sunacakları bir proje çerçevesinde hangi ülkede, hangi sektörde,
firmaları götürüp orada ticaret, yerelinde ticaret yapmak istiyorsa bununla ilgili bir proje sunuyor ve biz bu anlamda da Dexim olarak Afrika bölgesiyle ilgili Etiyopya'da Türkiye Ticaret Merkezi kurma noktasında makine sektörü ve otomotiv ile ilgili Ekonomi Bakanlığı'na bir proje sunduk. Ön kabulü yapıldı ve bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Oraya geleceğiz. Afrika, neden Afrika, neden Etiyopya evet. ama politikanız ne? Dexim'in önümüzdeki süreçte ne olacak? Önümüzdeki süreçte Dexim'deki yapılanmayı şu şekilde politikasını... Sanırım yeniden bir revizyona tabi tutuyorsunuz. Yönetimde bir çalışma evet. var. Şu anda Dexim Derneği 27 Mayıs'ta yeni bir genel kurul yapacak. Bu genel kurulda iş adamlarımızın katılmalarını, bu yapılanmanın içerisine bürokrasileri, bürokratik dostlarımızın katılmalarını hedefliyoruz. Çünkü bu yapılanmanın politikası altyapı itibariyle son derece uygun olan ciddi ekonomistlerin, ihracat bilgisi tamamlanmış uzman arkadaşlardan oluşan bir mekanizma. Hedef Türk KOBİ'lerinin yurt dışına diğer KOBİ'lerle rekabet edebilir şekilde pazar odaklı çalışmalarını temin etmek. Çünkü pazar odaklı kavramı son derece önemli bir hadisedir. Gelişmiş ülkelerin firmaların nezdine önem arz eder. Çünkü bu bir politikadır. Evet. Bizdeki pazar odaklı kavramında ziyade firmalarımız ürettiklerini satmaya çalışır. Oysa pazar odaklı kavramında firmalar karşı ülkedeki ihtiyaca göre üretim yaparlar. Bu ikisinin arasındaki farkı anlayamadığımız zaman hem para olarak malzemeyi, ham maddeyi fonlamış oluruz, hem enerjiye bununla ilgili para ödemiş oluruz, hem işçi maliyetlerimiz yüksek olduğundan dolayı stoğa çalışmış oluruz. Artık dünya stoğa çalışmaktan bıraktı, vazgeçti. Bunun yerine talebe göre üretim yapmaktadır. Dexim bu politikalar çerçevesinde bilinçlendirme toplantıları organize ederek firmaların pazar odaklı olmalarını temin etmek ve bu yapılanmalar oluşurken de yurt dışında özellikle dünya kavramını kullanırken Türkiye çok önemli bir şey söylüyoruz. Etnik ticaret yapmalıdır. Bu ne anlama geliyor? Türkiye yurt dışındaki kendi iş adamlarını kimler olduğunu bilmiyor. Bu anlamda Türkiye'nin hafızası kayboldu. Yeniden bu noktada 2017 Nisan ayında Dünya Türk İş Adamları İhracatçı Buluşmaları adı altında bir organizasyon planlayarak 2023 hedeflerine uygun şekilde dünyanın her yerindeki Türk iş adamları ile ilgili kontakların oluşmasını temin edip diğer Türkiye'deki KOBİ firmalarına bunları ulaştırmak ve bunlarla ilişki kurup ihracatın artmasına katkı sağlamak istiyoruz. Ben çok önemsiyorum dünya iş adamları buluşmalarını. O Dexim o konuda çok ağır bir yükün altına giriyor değil mi önümüzdeki evet. dönemlerde? Evet. Neler yapacaksınız o dünya iş adam buluşmalarında? Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'la birlikte olacak herhalde. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda bu tür bir çalışmayı çok arzu ettiğini tahmin ediyorum. Çünkü bundan bir iki ay önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiği zaman karşılıklı bir sunum, bir toplantı esnasında kişilerin ihracat yapması ve karşılıklı ticari ilişki kurması ile ilgili Cumhurbaşkanlığının dışında başka bir sıfatla orada insanları yönlendirmeye çalışıyordu. Bu beni hem mutlu etti hem de üzdü. Neden üzdü? Çünkü bu konuyla ilgili eksikliği diğer STK'lar ve yapılar görmüyor. Bunu hızla görmek lazım. Ve biz 2017 Dünya İhracatçı Buluşması, Türk İş Adamları İhracatçı Buluşması'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın talepleri doğrultusunda ona katkı sağlayabilecek şekilde 2500-3000'e yakın iş adamını Türkiye'ye davet edip Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hitap etmesini ve o kontaklarla beraber Türkiye'deki iş adamlarıyla ortak bir ticari buluşmalar ve karşılıklı bir ilişki yumağının oluşması ile ilgili zemin oluşturmak istiyoruz. Bu diğer ülkeler için de geçerli. Yani bu şu anda Kafkasya için geçerli. Her ne kadar Rusya ile ilişkilerimiz şu anda bir parça sıkıntıya girmiş olsa bile devletler nezdinde ilahi
şey, nihai olarak ne düşmanlık ne de sürekli bir dostluk vardır. Evet, sürekli her vardır. Zaman çıkarlar vardır ve bizim şu andaki çıkarlarımız Rusya ile örtüşmüyor ama bir yıl sonra bu politik sıkıntılar ortadan kalkacak ve çünkü her iki ülkenin halklarının kendi talepleri vardır ve o taleplere göre de insanlar yeniden birbirini ticari olarak buluşturacağına inanıyorum. Bu anlamda da biz yine en önemli kıtalardan biri Amerika kıtası ile ilgili ciddi çalışmalar oluşturuyoruz. Yeni oluşturacağımız yönetim kurulu bu vizyonu yakaladığı zaman Amerika kıtası yılda 2 trilyon dolara yakın ithalatı var. Bu ithalatın içerisinde bizim maalesef 12-13 milyar dolara geçmeyen bir ihracatımız var. Oysa Amerika bizimle belli konularda, belli ürünlerde vergi muafiyeti de getirdiğinden dolayı ticaret yapmak istiyor ama bizim iş adamlarımız bununla ilgili bilgiler olmadığı için, bu istenilen seviyede bir heyecan uyandırmadığı için gerekli ticari ilişkiler kurulamıyor. Oysa biz Amerika dediğimiz zaman hep birinci sınıf ürün girer zannediyoruz. Evet. Böyle bir şey yok. Meksika kısmından, Meksika bölgesinden, Kızılderili bölgesine çok daha ekonomik olarak veya kalite olarak düşük ürünlerin de girdiğini biliyoruz. Bunu da başka işte Brezilya, diğer ülkelerin ürettiklerini, Çin ürünleri çok fazla girdiğini biliyoruz. Bunun için bizim Amerika'ya KOBİ'lerimizin her alanda satacak malları var. Sadece organizasyon eksiklikleri var. Bu etnik ticarete ben biraz taktım. Evet. Suudi Arabistan bizim çok dış ticarette satış yaptığımız yer. Ama Suudi Arabistan'a umre ve hac yapan herkes bilir ki Çin malları daha fazla. Evet. Evet, Türk malları var ama kaliteli ve pahalı olanlar Türk malları. Evet. Biz o zaman niye alt birinde mal sokamıyoruz bu tür bölgelere? Yani etnik ticaretin etkisi burada önemli oluyor değil mi? Çok haklısınız. Şimdi biz gerek İslam ülkelerinde gerekse Türklerin, Türk dünyasında ve Türklerin yaşadığı yoğun bölgeler, mesela evet, Avrupa, Amerika gibi bölgelerde o ticari ilişkiyi ortak bir kültür yaratamadığımızdan dolayı kurgulayamadık. İslam ülkeleriyle de gerekli ticari ilişkileri hem kültürel boyutta istenilen düzeyde geliştiremedik. Ama karşı taraf da belki buna hazır. Ama biz bu yapılanmaları istediğimiz oranda devletin destek vermesine rağmen kurgulayamadık. Çünkü şu anda Suudi Arabistan Ekonomi Bakanlığı'nın teşviklerde hedef ülkeleri arasında olduğu için normal diğer bölgelere verdiği teşviğin 10 puan daha üstünde o bölgelere şey veriyor. Teşvik veriyor. Evet. Şimdi bu konular eksik. Bu konuları gidermeyle ilgili bir adım atma noktasında Dexim yönetimi kendi içerisinde belli hedefler oluşturdu. O hedeflerle ilgili politikalarını belirlerken bunları da göz önünde bulunduracak. Etnik ticaret, evet, Türklerin dünyanın 192 ülke resmi olarak ve diğer 200'ün üzerinde ama her ülkesinde mutlaka ve mutlaka en az 5 tane de olsa Türk yaşıyor ve bu insanlar bu gittikleri yerlerde kendilerini kabul ettirmişler. Gittikleri bölgelerde hepsi belli saygınlık çerçevesinde iş adamı haline gelmişler ve biz o diyaloglarımızı kurduğumuz zaman oradaki talepler başka ülkelerden gelinceye kadar Türkiye'nin iş adamları ürettiklerini oralara satabilir. Bu anlamda da etnik ticaret önemli olduğuna inanıyorum. Burada bir sohbette önemli bir tespitimiz olmuştu bir akademisyen. Suriye'den gelen ülkemizde konuk ettiğimiz insanlarla ilgili bir paneldi yanılmıyorsam. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Siz Suriye'den gelenleri işte camilerde aracınızın camını silen, orada burada sizi karşılayıp işte sadaka alan insanlardan oluştuğunu mu sanıyorsunuz hepsini? Suriyeliler dünyanın her yerinde pazarlamacı zihniyete sahip insanlar. Yarın bu sıkıntılar bitecek. Bu insanlar ülkelerine dönecek. Daha sonra kendi ülkelerinde Türk mallarını satacaklar. Dünyanın her yerinde Türk mallarını satacaklar. Katılıyor musunuz? Katılıyorum, olabilir. Çünkü şimdi ticaretin en önemli kökenine indiğimiz zaman biz Osmanlı olarak bugüne kadar hiç ticaret yapmadık. Biz ticareti
Cumhuriyet döneminden sonra yapmaya başladık. Bundan dolayı da gerek İran olsun, gerekse İpek Yolu üzerindeki olan ülkeler olsun, bizden daha tüccar. Biz sadece pes etmeyen, mücadele eden bir millet olduğumuzdan dolayı ticareti yeni yeni öğrenen, çalışkan, hırslı bir mücadele azmine sahip olmamıza rağmen ticareti yeni öğrendiğimiz için belli bölgelere yeni yeni ticaret yapmaya başladık. Suriyeliler tabii ki bulundukları coğrafyalarda Afrika bölgelerinde ticari olarak pazarlama yapan, var olan insanlar. Ama tabii ki halkın hepsi bunu yapacak diye bir kaidesi yok. Ama değerlendirildiğinde etkin hale getirilebilir. Bu anlamda da özellikle Orta Doğu, özellikle bu kesimde, yani Doğu kesiminde işte İran, Pakistan, Hindistan gibi bölgelerde bu anlamda ortak organizasyonlar şekillenebilir ve faydalı da olacağını tahmin ediyorum. Dış ticarette alışveriş yaptığınız para birimi de önemli değil mi? Mesela tabii ki. Rusya, İran sanırım bir takım denemeler yaptı. Olmadı değil mi? Para evet. birimiyle ilgili alışveriş konusunda. Biz de İran'la alışverişte malum ambargo süresince, Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargo süresince sıkıntılar yaşadık. İşte detayına inmek istemiyor. Halk Bankası ile evet. ilgili patlayan olay ona endeksli. Arka evet. planında farklı şeyler var. Alışverişte para birimi de önemli değil mi? Gücü, paranızın değeri. Bu mutlaka çok önemli. Neden? Paranın arasındaki, her iki ülke paralarının arasındaki parametrenin zaman dilimi içerisinde iniş ve çıkışları bazen insanları karlı, bazen de zararlı hale getirebiliyor. Şu anda işte Euro çıkmaya başladığı zaman Euro ile ticaret yapan firmalar, KOBİ'ler doğal olarak zarar etmeden bir kendi ürünlerinden kar edebiliyor. Ama uluslararası arenada Euro zarar etmeye ve düşmeye başladığı zaman otomatikman buradaki KOBİ de zarar evet. ediyor. Şu anda Türkiye'nin 8,5-9 milyar dolar, euroya yakın para arasındaki, parametre arasında dolar ve euro arasındaki değer kaybından dolayı Türkiye ihracatı düştü. Yani ihracat şu anda 139 milyar dolar gözükürken sadece parametreden dolayı euronun dolara karşı değer kaybından dolayı bizim ihracatımız düştü. Bu anlamda biz inşallah belli bölgelerde İran, Rusya buna kısmen, mesela Rusya'da siz halkla arasında TL üzerinde para alışverişi yapabiliyorsunuz. Türk lirası orada geçiyor. Evet. Yani Rus rublesinden daha güçlü olduğu için bu bizi mutluluk veriyor. Çünkü gittiğiniz zaman şimdi bizim toplumumuza psikolojik olarak Türk lirasının ve Türk mallarının kıymetsiz olduğu bugüne kadar hep vurgulandı. Ama biz şimdi bu konuyla ilgili Türk lirasını Rusya'ya gittiğimiz zaman güçlü olduğunu, insanların bir dolar yerine Türk lirası ile alışveriş yapma noktasında bir ilişki kurduğunu görünce bu bizi mutlu etti. Türk pasaportu artık gittiğimiz yerlerde daha itibarlı ve daha insanları sosyal refah seviyesini artmış olarak kabul edildiğinden dolayı bu da paraya yansıdığı için son derece önem arz ediyor. Ve TL ile ilerleyen dönem içerisinde özellikle Türk dünyasında biz TL üzerinde ticaret yapmaya başlama inşallah geçeceğiz diye ümit ediyoruz. O zaman Türk dünyası kendi içerisindeki 250 milyon, 300 milyonluk bir nüfusun para birimi olarak etkin hale gelecektir. Ve Türk lirasının ve Türk ekonomisinin gücü o zaman daha fazla artacaktır diye düşünüyorum. Biz kaptırdık gidiyoruz. Tuğba'nın unuttuk. Evet. Uykusu geldi Tuğba'nın. Sağ olun. Siz KOBİ'lerle ilgili farklı alanda çalışmalar yaptınız. Aynı zamanda Avrupa Birliği projeleriyle ilgili de farklı alanda çalışmalarınız var. Neler söyleyeceksin KOBİ'ler? KOBİ'lerle ilgili KOBİ'lerin bireysel, firma olarak şahsi kendilerinin yurt dışına çıkıp ihracat yapmaları durumunda ciddi riskleri olduğunu biliyoruz. Ki bunu hepimiz yaşadık evet. ihracatta, ticaretle uğraşan insanlar olarak. Dolayısıyla
Burada yine Dexim'le alakalı şunu söylemek istiyorum. KOBİ bireysel olarak değil, KOBİ Dexim'e bağlı olarak pazar araştırmasına girerse bütün riskleri ortadan kaldırmış, en kötü ihtimalle minimize etmiş oluyoruz. Avrupa Birliği projeleriyle ilgili de şu evet. var Aydın Bey. Ülkemizin, devletimizin çok ciddi, çok güzel programları var. İmalatçılara, sanayicilere, sivil toplum kuruluşlarına yatırım amaçlı hibe programları. Biz Alperen Bey'le, başkanımla çalışırken şunu fark ettik. Projelerin hepsi imalata yönelik. Evet. Evet, bizim ülkemizde imalatçı, sanayici ve bir şeyler üreten ciddi firmalar var. Ama firmalar sadece bizim ülkemizde bölgesel olarak kalıyor ve biz dışarıya açılamıyoruz. Bizim yapmak istediğimiz çalışmaların en başında kalkınma ajanslarına ve bakanlıklarımıza gidip bu konuyla alakalı projelerin içine ihracatı da dahil etmelerini istiyoruz. İhracat dahil edilirse iş daha büyüsün. Tabii ki daha büyüsün ve biz yurt dışına daha rahat açılabilelim. Biz o düşüncedeyiz. Gerçekten KOBİ benim de önemsediğim bir konu. Hükümetin de KOBİ teşvikleriyle ilgili çok güzel programları var. Kadın teşvik alanında, ihracatta, ithalatta, farklı alanlarda destekleri evet. var. Bunu iyi anlatabilirsek, değil mi? İyi organize edebilirsek daha iyi ticaret yapacağız. Bizim ticarette şöyle bir sıkıntımız var. Biz devletimizden hibe, devlet hibe vermez diyorlar. Hayır, devlet istihdam sağlanması amacıyla yatırımcıya, iş yapmak isteyene, girişimde bulunmak isteyen herkese ciddi anlamda faydalar ve destekler veriyor. Hibe değildir o, hibedir. Yazdığınız projeye göre ciddi anlamda hibeler alıyorsunuz. Devletimizin evet çok çok güzel imalata, KOBİ'ye, girişimciye, bayanlara özellikle. Ama dediğim gibi bizim sadece şu sıralarda görüşmek istediğimiz tek konu ihracata yönelik projelerin açılmasıyla alakalı bir görüşme yapmak istiyoruz. Ama KOBİ ile ilgili bir çok dostumun güzel. İfadesi var. Hepsi öyle demiyorum bürokratlar ama biz KOBİ kredisi veririz ama vermemek için de bütün engelleri çıkarırız gibi bürokratik bir anlayış var. İnşallah bu çok minimizedir. KOBİ kredilerinde devletin teşviki, devletin kapıları açmasına bürokratik engellerle karşılaşıldığına dair bize bilgiler geliyor. Giderek bunun azalması gerekiyor, değil mi? Aslına bakarsanız ben bu konuda size katılmıyorum Aydın Bey. Evet. Nedenini söyleyeyim. KOBİ'ler destek almak için eski zamanlarda çok ciddi başvurularda bulunmuş ve ciddi anlamda para almışlar. Fakat bu paraların hiçbirisini istedikleri yatırımlar için kullanmamışlar ve hep yarım bırakmışlar. Devlet kendini korumaya aldı. Şu anda devlet haklı olarak kendini evet. koruma altına alıyor. Bir telefon bağlantımız var. İbrahim Demir Bey, Beypazarı eski belediye başkanımız telefon hattımızda. Buyurun İbrahim Bey. Efendim, hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim efendim, buyurun. Ben programımızın başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ederiz. Alperen Bey'le yaklaşık 13 senedir tanışıyoruz. Gerçekten çok mücadeleci, çok girişken, girişimci bir arkadaşımız. Kendisini bu konuda her zaman takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz kendisine de. Türkiye'mizin biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan birisi ihracatımızın artırılamaması. Artırılıyor ama istediğimiz oranda artırılamıyor. Alperen Bey de bu konuda epeyce bir çalışma yaptı. Önce Tunus'ta başladı. Tunus'ta tabii bir Arap Baharı'nın çıkmasıyla bayağı bir sıkıntı yaşandı. Sonra Rusya olayında her şey tam böyle kıvamına gelmişken birdenbire o Rus uçağının düşürülmesi olayından sonra evet. sıkıntılar başladı. Ben Türk coğrafyasında, Kafkas coğrafyasında işler yaptım. Ticari o Türk Cumhuriyetlerinde işler yaptık. Geçtiğimiz 20-25 yıl Türk dünyasının günleriydi ticaret açısından, ekonomik açıdan da. Önümüzdeki 15-20 yılda Afrika yılları olacak. Türk insanının, Türk müsaitlerinin, Türk iş adamlarının yönelecekleri yerin Afrika olması gerektiği kanaatindeyim. Gerçekten oralar şu anda bakir. Yani bir desteğe ihtiyaçları var. Bizim mesela bir Etiyopya'da, bir Senegal'de, bu fil dişi sahillerinde arkadaşlarımız işler yapıyorlar ve oralardaki şeyin yatırımların yani gerçekten katma değerinin yüksek olduğunu bahsediyorlar.
Ben Alperen Bey bu konuda gerçekten çok uğraştı. Yani milyar dolarlık ihracat yapabilecek seviyelere getirdi bu DEX'imi. Çalışmalar için teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Ve başarılar diliyorum. Başkanım, Beypazarı deyince benim yeri konum olarak gönlümde yeri farklı. Beypazar'la sıkı diyaloglarım var. Orada dostlarımız var. Derler ki Ankara'da en iyi sebze meyveyi Beypazarı yerler. Niye diyorum? Beylerin konağı olduğu için. Eskiden bir alışkanlık diyorlar. Doğru mu başkanım? Evet. Şimdi efendim tabii eğer Beypazarı ile ilgili bir hani konuşmaya kalkarsak Alperen Bey'in falan süresi yetmeyecek. Yani onların süresinde evet, çalacağız. Evet. Biz ayrıca bir Beypazarı ile ilgili program yaparsak Beypazarı turizmi ile ilgili Beypazarı'nın kalkınması nereden nereye geldi çok daha şey olacak. Beypazarımız havuç başta olmak üzere hani küçük Adana dediğimiz bir yer, Çukurova dediğimiz bir yer. Gerçekten çiftçisi de çok çalışkan, insanlar çok çalışkan, dürüst, misafirperver insanlarımız var. Osmanlı'ya has, Selçuklu'ya has geleneklerini hala işte bırakmamış, devam ettiren nadir beldelerden birisi Beypazarı. Hani bu birkaç dakikada anlatılacak evet. Bir değil ama fırsat bulmuşken ben bütün Ankaralı hemşehrilerimizi, yahut da bizi dinleyen kim varsa hepsini Beypazarı'na davet ediyorum. Gelecekler, görecekler, buram buram Türklük. Burcu burcu Anadolu kokan, burcu burcu tarih kokan bir ülkeyle karşı karşıya gelecekler efendim. Beypazarı Belediye Başkanımızın bir sözü var. Biz de kendisiyle irtibat halindeyiz. Kendisini bir programa konuk edeceğiz. Eğer uygun olursa Ramazan'da biz oraya gidip oradan program yapacağız inşallah. Tabii çok güzel olur, çok güzel olur tabii üstadım. Başkanım teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz, hayırlı yayınlar diliyorum. Arkadaşlara, stüdyodaki arkadaşlara da selamlar, saygılar efendim. Teşekkür ederiz. Bir reklam aramız var, ikinci bölüm ondan sonra devam edelim. Tamam Aydın Bey. Buyurun. Merinos New York'ta. Merinos Paris'te. Merinos İstanbul'da. Merinos tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Şekeroğlu'ndan Türkiye'nin yeni tek içimli kahvesi Kahvemo, Hazır Türk Kahvesi, Menengiç Kahvesi, Osmanlı Kahvesi ve Sütlü Türk Kahvesi çeşitleriyle sizleri yeni lezzetlerle tanışmaya davet ediyor.
Sevgili seyirciler, Ankara'dan yayınımıza devam ediyoruz. Konumuz ekonomik kalkınma, dış yatırımlar. Başkanım, sözünüzü kestik, reklama girdik ama Türkiye'nin dış yatırımla ilgili, rakamlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak. Şimdi Türkiye 2012'den itibaren, 2012'ye kadar, daha doğrusu rahmetli Özal Türkiye'de ithalat rejimini değiştirdikten sonra paranın döviz kanunlarını değiştirdikten sonra Türkiye'nin önü açıldı. Özal dönemine kadar, 1984'lü yıllara kadar Türkiye'nin ihracatı 4 milyar dolardı. Bu süreden 2002'li yıllara gelince kadar 20-25 milyar dolar civarlarında seyretti. 2002'den itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olmasından sonra bu ivme hızla yükseldi ve 2013 yılında 160 milyar dolara çıktı. Bu ciddi ivme kazanması hükümetin iş adamlarına vermiş olduğu güçlü bir moral, iktidar, istikrar. İstikrar ve onların sanayideki teknoloji yakalama noktasındaki katkı ve destekler. Ekonomi her şeyden önce bir moraldir. Yani moraliniz yüksekse siz bazı şeyleri etkilenmeden geçirebilirsiniz. Bunun için en önemli örneklerden biri 2008 krizinde Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeyi o zaman başbakanken krizin teğet geçecek demesiyle beraber ülke hakikaten kalbinden vurulacak iken teğet geçmesine vesile oldu. Çünkü her şey moral. Yani o zaman önce tablo sonra içini doldurdu. O günlerde hükümet bu olayı, Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir şekilde kriz yönetimi oluşturmuştu ve o kriz yönetimiyle beraber insanlar demoralize olmadan krizi, dünya krizini atlatmıştık. Şimdi geldiğimiz noktada ihracatımız düşüyor. Birkaç yıldır ihracatımız düşüyor. Fakat etrafımızdaki komşularımızda olan sıkıntılar, işte Suriye, Irak, Rusya, İran olaylarındaki sıkıntılar bizim takriben 35-40 milyar dolar kaybetmemize vesile oldu. Bunu zaman ve süreç içerisinde açacağız ama bu bir taraftan da Türk iş adamının ve KOBİ'sinin krizlerle daha dirençli hale gelmesini temin etti. Artık direncini artırıyor. Direncini artırıyor ve bu dirençle beraber yeni pazarlar bulma ile ilgili mücadeleler başladı. Bunun sonucunda işte Türkiye Antep Suriye'ye 8-8,5 milyar dolar ihracat yaparken şimdi bu rakam 1-2 milyar dolarlara düştü. Ama ne yapıyor? Antepli iş adamları başka pazarlara kayıyor. Bu bizim entelektüel yapılanmamızı ve iş adamlarımızın ufkunu ve vizyonunu da artırıyor. İşte biz maalesef biraz ekonomik olarak dayak yiyerek kavga etmeyi öğreniyoruz. Evet, ekonomik çünkü kavga. Biraz önce de söylemiştik, yani biz Osmanlı olarak ticaret yapmadık. Yapmadığımız için, doğru dürüst ciddi bir mücadele sergileyemediğimizden dolayı üretimi ve uluslararası ticareti yeni yeni öğreniyoruz. Kaybolan pazarları yeni yeni buluyoruz ve bu anlamda da Dexim olarak da biz firmalarımıza, KOBİ'lerimize şöyle bir şey yapmanın derdindeyiz. Hiçbir KOBİ, Türkiye'de 2,5 milyona yakın KOBİ var. Maalesef çok üzücüdür ki ihracat da bundan dolayı düşüyor. Sürdürülebilir ihracat yapan firma sayısı 7100. Ama ihracatçı birlikleri merkezinde ihracat yapan firma sayımız 62.000'in üzerinde. Ama zamanın behrinde 5.000 dolarlık biri ihracat yapmış, o tabelede hala duruyor. Oysa sürdürülebilir ihracat yapan firma sayımız 7.100 civarlarında. Bunun zaten sanayideki ilk 500 ve 1.500 firma Türkiye'deki hemen hemen şu anda 139 milyar dolar gözüken ihracatın takriben 130 milyar dolarını onlar yapıyor. İlk 2.500 firma yapıyor. Geriye 3.000-4.000 firma da
o 7-8 milyar doları yapıyor. Yani KOBİ gerçek manada bu ülkenin istihdam yapılanmasını sağlayan KOBİ, gerçek manada üretim alanlarını dışarıya açma noktasındaki bir misyonu tamamlayamıyor. Bu hem arzu edileni tamamlayamıyor. Evet, var bir misyon var, ama daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Bu da iş adamlarımızın vizyon sahibi olmasını, kurumsallaşmasını, aile şirketlerinden kurumsal yapılara geçmesini, Ar-Ge'ye daha fazla ağırlık vermesini ve teknoloji transferiyle beraber yeni üretimlerin mücadelesini yapması gerekiyor ki bununla ilgili düşen ihracatımız artsın. Bugün Almanya'nın ihracatı 1 trilyon 200 milyar euro idi. 250 milyar euro dış ticaret fazlası veriyor. Şimdi Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Disiplin, Ar-Ge ve bunun sonucunda da yeni ürünlerin üretilmesiyle beraber yeni pazarlar. Şimdi bizler artık yeni pazara döneceğim ben. Afrika diyecektim. Evet, buyurun. Girelim Afrika'ya. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı Dexim'in projeleri var. Bugün Afrika ile ilgili. Artık Afrika ülkenin politikası, ihracat politikası haline döndü. Yani yeni pazarlar orada oluşması, ticaret merkezi kuruyorsunuz. Orada pazarların oluşması anlamında yeni bir hedef oluştu. Şimdi biz Dexim olarak ülkelerin ticari yükselişlerini ve endekslerini inceleyerek hedef ülkeler seçiyoruz kendimize göre. Bu da şu anda Afrika bölgesinde Etiyopya'yı ve Cibuti'yi ticaret merkezi olarak, Türkiye ticaret merkezi olarak seçtik. Neden? Çünkü Etiyopya senede şu anda %8, %9 büyüyen bir ülke. Yeni petrol ve gaz bulundu. Ülkenin hemen hemen birçok yeri, özellikle Addis Ababa bölgesi inşaat alanı. 5-10 yıl sonra maalesef bizde yerelde bir ticaret yapma kültürü oluşmadığı için 5-10 yıl sonra aynı Rusya gibi orada da rekabetin içerisine girecek hale geleceğiz. Biz şimdiden Ekonomi Bakanlığı'nın çok ciddi projeler ortaya koyduğu ve KOBİ'lerin önünü açtığı, birçok anlamda destek verdiği hadiseyi hiç kimsenin şu bugüne kadar taşın altına elini koymadığı noktada, işte Türkiye'de ticaret odalarının, sanayi odalarının, OSB'lerin, iş adamları derneklerinin olduğu bir noktada Ekonomi Bakanlığı 2016 sayılı tebliğde Türkiye Ticaret Merkezleri genelgesini yayınladı. Bu genelge ne anlam ifade ediyor? Türkiye İhracatçı Meclisi ile beraber koordine ettiği bu yapılanmada firmaların maliyetlerini daha aza indirerek 40-50 firmanın ortak bir ofis, ortak bir depo, ortak bir pazarlama, yerel pazarlama yapılanması, aktif yapılanması gerçekleştirerek Türk KOBİ'lerinin yurt dışındaki maliyetlerini aşağı çekerek ticaret yapmalarıyla ilgili genelgeler çıkarttı. Bu çok önemli. Yani bunu bakanlık devlet kavramı içerisinde tam anlatamıyor. Çünkü Devlet her zaman resmiyet var, büyüktür. Herkes devletten belli bir noktada da çekiniyor. Bunun getirdiği dezavantaj da devlet ortaya koyduğu bu güzel ticari argümanları, KOBİ'lerin faydalanabileceği bir takım yapılanmaları maalesef onlara anlatamıyor. Yani burada bakanlığın bu özverisini, Türkiye İhracatçı Meclisi'nin bu anlamdaki çok ciddi katkısını iş adamlarımız çok algılayabilmiş değil. Sivil toplum örgütü olarak, sektörel dernek olarak Dexim bunun bilincindeydi. Neden? Çünkü biz 2009 yılında derneğimizi bir kurarken... Bir araya girebilir miyim? Bir telefon bağlantımız var. Buyurun. Bekletmeyelim. Yunus Koçak Bey telefon hattımızda. Yunus Bey buyurun. Aydın Bey, hayırlı günler diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim efendim. Başkanım Alperen Bey'e de saygılar duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kuba Hanım, hayırlı günler. Dexim olarak, Sayın Başkanım, Dexim olarak 2016 yılındaki hangi ülkelere ihracat yapmayı düşünüyorsunuz? Planlarınız ne? 2017 yılında ihracatla ilgili hedefiniz kaç ülke? Üçüncü soru. Dexim'in bünyesinde ilk 5 yılda kaç bin firmayla hedefliyorsunuz? Dört soru. Hedeflerinize ulaşınca
kaç milyon dolarlık veya milyar dolarlık hedefiniz var? Teşekkür ederim. Buyurun. Hem kaldığımız yerden devam edin, evet, hem sorulara cevap vermiş olursunuz. Şimdi Dixim, Yunus Bey'e de teşekkür ediyorum. Anlatmak istediklerimizi, evet, sordu o da bize. Dixim 2009 yılında kendi tüzüğünde dünya genelindeki yapılanmanın yerelde ihracat yapılmadığı zaman, yerelde çözüm üretilmediği zaman ihracatın olmayacağını gördüğünden dolayı Türkiye Ticaret Merkezleri'ni tüzüğüne koymuştu. Şimdi 8 yıl sonra, 7 yıl sonra Ekonomi Bakanlığı bunu genelge haline getirdiğinden dolayı biz çok hazır bir şekilde hemen Ekonomi Bakanlığı'na Afrika ile ilgili proje verdik ve o da kabul gördü. Şu anda bizim hedeflerimizde şu var. Dixim olarak Türkiye genelinde bir illerde ihracat ofisleri açarak bu ihracat ofisleri bünyesinde derneğin temsilciliklerini kurmak istiyoruz. Bu anlamda belli değer ve kültürde olan arkadaşlarımızı ve dostlarımızı Anadolu kaplanlarını harekete geçirmek. Yeniden yani harekete geçirmek. Çünkü bu konuyla ilgili ülkenin ihracat noktasında bir heyecanı kayboldu. Biz bu heyecana katkı sağlamak istiyoruz. Bunu yapabilecek noktada kendimizi güçlü, dinamik ve bilgi noktasında da yeterli görüyoruz. Bu yapılanmanın organizasyonunun neticesinde Türkiye'de iş adamları noktasında ve Türk iş adamlarının dışarı çıkma noktasında bir boşluk var. O boşluğun doldurulması anlamında da katkı sağlamak istiyoruz. Biz çok net bir şey ortaya koyabiliriz. 2017 veya 2018 ortalarında Dixim ve üyeleri asgari 1-1,5 milyar dolar ihracat yapacak. İddialı bir rakam. Neden iddialı? Çok basit bir çözüm üretiyorum. Biz Afrika'da 6 tane ülkede, Kuzey Afrika, Batı Afrika, Doğu Afrika, Sahra Afrikası ve Sahra Altı Afrikası olmak üzere 6 tane ülkede Fas, Tunus, Senegal, Angola, Etiyopya, Cibuti ve Nijerya veyahut da Güney Afrika'da Türkiye Ticaret Merkezi kurulmasını temin ederek bu bölgelere ortalama 3-4 bine yakın KOBİ'yi götürmeyi hedefliyoruz. Onların gittiklerinde depoları, showroomları ve pazarlama ofisleri olacak. Evet. Yereldeki bu sistemi hazır bulacak. Sistemi hazır hale gelecek ve bu insanların dış ticaret departmanını oluşturacağız. KOBİ'ler enerjilerini tamamıyla üretimlerine ve o bölgedeki biraz önce dediğimiz tarzda pazar odaklılık kavramı çerçevesinde ihtiyaca göre üretim yapacak. Ve Türkiye bu anlamda bir üretim bandı haline gelebilir. Belli bölgelerde de montaj sanayi uygulayarak o burada üretilmiş olan ürünlerin vergi muafiyetinin oluşabilmesi için o bölgede montajların yapılmasıyla ilgili bir ihracat yapmayı planlıyoruz. Bugün belli kalitedeki firmalar asgari bugün 3000 tane firmayı biz yurt dışına açtığımız zaman 500 bin dolarlık çok rahat bir şekilde bu insanlar orada ticaret ihracat yapabilirler. Yeter ki malının arkasında doğru durabilen ve bugün Türk firmalarının en büyük eksiklikleri servis sağlayamamaları. Servis sağlayamamalarının sonucu Çin malı hükmünde oluyor. Biz bunu da o kendi bölgesinde servisiyle, showroom'uyla, ofisiyle, malının arkasında duran bir kimlikle, gelişmiş ülkelerdeki gibi kimlikle bu bölgelerde pazar oluşturduğumuz zaman Türk KOBİ'lerinin rahatlıkla yılda 1-1,5 milyar dolarlık ihracat yapabilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu başka STK'lara örnek oluşturur. Bizim gibi yüzlerce, binlerce yapılanmaya ihtiyaç var. Çünkü her bir alanda rekabet istemeyen, her bir bölgeye tek bir firma götüren, kendi içerisinde ikinci bir firmayı o bölgeye götürmeyen ve rekabeti de ortadan kaldıran bir program dahilinde biz söylediğimiz gibi 2018 yılına doğru 2016'da yapılanmamız tamamlandıktan sonra rahatlıkla 1 milyar dolar ve üstüne çıkacağımıza inanıyoruz. Biz size biraz nefeslenme vakti verelim. Turbanma, evet, istiyorum. Kadın girişimcilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Önerileriniz nelerdir bu sektöre? Nasıl girsinler?
Biz başta da konuşmuştuk Aydın Bey. Yani aslında tekrar dediğim gibi kadın girişimci diye ayırmak istemiyorum. Sonuçta girişimcilerin karşılaşabileceği riskler, olumsuzlukların hepsi aynı. Yani iş adamı, iş kadını olduğunuz zaman zaten ortak sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Bir fark yok yani. Hiçbir fark yok Aydın Bey. Dolayısıyla biz bayan erkek ayırt etmeden Dexim kanalıyla dışarıya açılmak isteyen, imalat yapmak isteyen, dışarıda yaptığı imalata pazar bulunmasını sağlamak isteyen yatırımcılarımıza destek vermek istiyoruz. Ve buranın da tek adresi olduğunu düşünüyoruz açıkçası Aydın Bey. Açalım. Az evvel başkanım bahsetmişti zaten. Biz depo, showroom ve pazarlamalarını sağlamış olacağız orada. Dolayısıyla onların bireysel olarak çıktıkları zamanki yaptıkları masrafları bile biz minimize etmiş olacağız Aydın evet. Bey. Çok sistemli ve kurumsal bir şekilde çalışacağımız için biz tamamıyla pazar odaklı firmalara çalışacağız. Yani firmanın ne ürettiğini biz firmaların ürettikleri şeyi pazarına onlara götürmüş olacağız. Başkanım yine söylemişti. İhtiyaç neyse, ne kadarsa. Bölgede gelişmekte olan bir bölge Afrika'dan. Evet. Sürekli onu konuşuyorsunuz. Biz buranın yatırımcılarımız için, iş adamları için çok uygun bir bölge olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Peki başkanım, söylediklerinizi ekleyerek devam etmenizi istiyorum. Dış yatırımla ilgili önümüzdeki süreçte Dexim'in faaliyetlerini anlattınız. Hedeflerini anlattınız. Ticaret merkezleri bunun içinde. Buna iş adamları nasıl katılacak? Bizi izleyen iş adamlarıyla ilgili bir de Dexim'in yeniden yapılanmasıyla ilgili bir çağrınız olacak mı? Şimdi Aydın Bey, bu konuda biz yurt dışında ihracat garantili showroomlar ve bununla ilgili depo ve ofisler organize ederken zaten Ekonomi Bakanlığı'nın bünyesindeki programı uygulayacağız. Evet. Türkiye İhracatçı Meclisi sistemin içerisinde olacak ve şirketi Türkiye İhracatçı Meclisi kendisi orada kuracak. Biz işletmeciliğini yapacağız. Biz devletle el ele Türk KOBİ'lerinin dışarıya açılmaları, maliyetlerini düşürmeleriyle ilgili programı kendi bünyemizde daha önce uyguladığımız, çalıştığımız ve bir firma olarak da ihracat yaptığımız için çok kolay bir şekilde bunu uygulayacak noktaya getireceğiz. Şimdi bir örnek vereyim. Bugün bir firma bir fuara katılıyor senede. Katıldığı fuardaki ortalama maliyeti 20-25 bin dolar. Kendisi zaten 7-8 bin dolar da kendisi harcıyor. 30-35 bin dolarlık bir maliyeti var. Şimdi geri dönüşüne baktığınız zaman bu 30-35 bin doların sadece 10 bin dolarlık bir kesmini de devletten fuar teşviği olarak geri alıyor. Cebinden 20-25 bin dolara yakın bir maliyeti var. Ne kadarlık süre? 4 günlük süre. Bu 4 günlük süredeki bu maliyet onun herhangi bir şekilde, herhangi bir noktada ölçülebilir bir çerçevede devletin bugüne kadarki parametrelerini ölçmediğinden dolayı da biz kime ne teşvik verdik? Bunun karşılığında kim ne kadar ihracat yaptı? Bunun dönüşü nedir? Ölçmüyoruz. Ölçülemediğinden dolayı da sadece karambolde bir şeyler gidiyor. Ama bu yapılanmada Türkiye Ticaret Merkezlerinde bakanlık o ülkedeki ticaret ateşesini devreye sokuyor. Yıllık sizin gösterdiğiniz performans yeterli değil ise verdiği teşviğin iki katında ihracat yapmamışsanız sizi feshediyor. O zaman ne oluyor? Evet. Biz mecburen çalışmak zorundayız. Yani yatırımcıyı bir nevi şartlandırıyor. Şartlandırıyor ve o organizasyonu yapan yapılanmanın başarısızlığı dahilinde o yapılanmayı feshediyor. Bunun için biz mutlaka çalışmak mecburiyetindeyiz. Yeni bir vizyon ve yeni bir kurumsal yapı ve heyecanını yakalamak mecburiyetindeyiz. Her bölgenin kendine has kurallarını, ticari altyapısını ve organizasyonunu kendimize adapte etmek ve monte etmek mecburiyetindeyiz. Peki burada risk var mı? Burada risk üreticinin bu tür bir yapılanmaya katıldığı zaman riski
Hemen hemen yok. Neden yok? Buradaki maliyet normal biraz önce söylediğim harcamaların çok çok altında. Ayda 708 dolar, 1000 doları geçmeyecek şekildeki bir maliyeti. O bölgedeki showroom ve depoda satılan malların, mal satılmışsa buradan ihracatını yapacak. Herhangi bir şekilde sistem firmaların mallarını alıp çek senet vererek ben bunu daha sonra ödeyeyim noktasında değil, yerel bölgede oluşturan pazarlama argümanlarıyla bu firmanın ürünlerini tanıtıp talebi buradan alacak ve ona karşılıkta ödemesini o doğrultuda akreditif veyahut da peşin ödeme şekliyle de tamamlamış olacak. Şimdi Türk firmaları Orta Doğu bölgesine ihracat yapıyor. Burada açığa mal veriyorlar. Yani herhangi bir akreditasyonu, akreditifi gelmemiş, herhangi bir ön ödemesi yapılmamış, herhangi bir parası alınmamış dahi malı şu anda savaş bölgesine gönderecek kadar gözü kara bir Türk kulübü evet. var. Ama bu şartlar bunu bu noktaya getiriyor. Yani yaşam savaşının içerisinde bu riski alıyor bizim insanlarımız. Şimdi bu yapılanmalarda bu tür bir risk yok. Risk %1'lere minimize edilmiş. Hayatın her safhasında evet, risk evet. var. Ama mutlaka. Bu %100'lük noktadan %1'lik noktaya inmiş olacak. Şimdi bizim bu yapılanmayı hedeflememizdeki neden ne? Çünkü devletle güvenli bir şekilde entegre olarak hareket tarzı geliştirmek. Çünkü dışarıda kaybolacak her bir lira X şahsının, B şahsının, C şahsının dışarıda yılda Türkiye'nin 1 milyar dolara yakın parası kayboluyor. Batan paralar. Yatırım yapıyor, bir şey gönderiyor, alamıyor parasını. Bu hepimize birer kuruş yazılıyor. Bütün evet. 80 milyona yazılıyor. Evet. Bu parayı gene biz ödüyoruz. Biz ödüyoruz. Oysa bu tür bir yapılanmalarda bu kayıpların önüne geçilecek. Bu bile ihracat sayılır, döviz girdisi sayılır. En azından dışarıya para ödemeyeceğiz. Bu anlamda biz sürekli bu yapılanmaları gündeme getirip KOBİ'lerimizin bilinçlenmesiyle ilgili toplantılar düzenleyeceğiz. Yapılanmanın bu kavram çerçevesinde yeni vizyonu algılayacak iş adamlarımız sektör bazı fark etmeksizin bu Deksim'le irtibat kurup Deksim üye olabilirler ve üyeliklerinin daha önce de söyledik herhangi bir aidat karşılığı yoktur. Hizmet karşılığında ücret ödeyeceklerdir. Bundan dolayı da biz sivil toplum örgütlerinin gelişmiş ülkelerdeki, Avrupa ülkelerindeki gibi herhangi bir şekilde hizmet etmediğimiz süre içerisinde bir sivil toplum örgütüne üye olan hiçbir yapılanmanın aidat ödemesinin doğru olmadığına inandığımızdan dolayı Deksim'e katılacak hiçbir firma aidat ödemeyecektir. Mevcut bu kavram çerçevesinde biz tanıdıklar doğrultusunda bir yönetim değil, misyon ve vizyonuna inanmış, kendisinin buraya bir şey katabileceğine inanan ve gerçek manada yasalar çerçevesinde hareket edeceğine inanan arkadaşlarımızı, iş adamlarımızı evet. da bu yapılanmaya yönetici olarak kabul edeceğimizi şimdiden beyan eder ve gelmeleri için de evet. Teklif ederiz. Son temennilerinizi alacağım. Programı noktalayacağız. Temennimiz Türkiye'nin bulunduğu sosyal komşularındaki kaostan bir an önce kurtulmaları ve bu noktada Türk insanının sosyal refah seviyesinin artabilmesi için biz üzerimize düşen devlet kendi o bölgede askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla işlerini yapıyor. Biz hepimiz politize olmadan o bölgelerdeki işlere müdahilliği bırakıp hedeflerimizin bütün Türk iş adamları için söylüyorum, hedeflerimizin KOBİ'ler için söylüyorum, ihracat olması ve kendimize yeni mecralar, yeni hedefler bulmayla ilgili mücadele etmemiz ve politize olmaktan bir an önce kurtularak herkesin kendi işini yapmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Ve tüm KOBİ'lerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Buyurun. Bir şey ekleyerek tabii. ben kapatmak istiyorum. Bizim sanayimiz, makina sanayimiz, makinacı, imalatçı arkadaşlarımız ciddi anlamda çok güzel makinalar imal ediyorlar. Buna göre Türkiye'de bazı makinalar, Türkiye'deki bazı makinalar İtalya'dan geliyor. Evet. İmalat olayı olmadan.
Bir kısmı da Çin'den geliyor. Şimdi başkanımız yaptığımız değerlendirmede evet İtalya kalitesinde, İtalya ayarında biz ürün yapıyoruz. İtalya'dan ucuz yapıyoruz. Çin'den çok daha kaliteli yapıyoruz. Daha ucuz. Ama Çin'den biraz daha pahalı yapıyoruz. Dolayısıyla bunun için de markalaşmamız gerekiyor. Markalaşmak için de kurumsal bir şekilde Dexim kanalıyla yurt dışına açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Verimli bir program oldu. Ben programı kapatırken Türk bayrağının dalgalanacağı nice yerlerde bir ticaret yapmanızı temenni ederek çok ortamak teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şöyle kameraya bakalım.